Yok abi, tam mutasyon diyordun, reklama gittik. Mutasyona devam edelim. Tamam. Yani biraz evvelki görselde aslında bunu daha önce sizin programda konuşmuştuk. Bu çok model olarak kullanılıyor hayvanda. Sadece bir geni, bir genin bir harfini yani değiştirerek hayvanın ağırlığını 4 katına, vücut yağ oranını %50'ye kadar yükseltmek mümkün oluyor. Bu aynı mutasyon insanda da var. Yani aynı harfte hem de. Ve de iki ailede var sadece yani şimdiye kadar bulunmuş. Bunlardan da bir tanesi Türkiye'den bir aile. Hı hı. Fakat bu mutasyonun benzeri, yani tek bir harf değişikliğiyle bütün bu geni yok edip şişmanlığa yol açan insanlardaki mutasyon sayısı çok az. Yani bütün bilinen iştah genlerinin mutasyonları veya daha hafif mutasyonları ancak işte 1/4, 1/3 açıklayabiliyor, katkıda bulunabiliyor. Gerisi çok henüz anlaşılmamış, çok genli, çok faktörlü problemlerden oluyor. Fakat bunu yani senin programda daha önce göstermiştik. Çünkü bu model olarak kullanıyor. Yani bunda bu hayvanlarda müthiş bir insülin direnci gelişiyor, karaciğer yağlanması gelişiyor. Dolayısıyla onları geri döndürecek manevralar ilk önce hep bu hayvan modellerinden başlıyor. Oradan yavaş yavaş insana doğru ilerliyor. Şeyi merak ediyor şimdi. Tabii insanlar şunu merak ediyor şimdi. Bu çalışmalar. Siz dediniz ki 10 sene sonra sinekleri tamamen çözmüş oluruz herhalde dediniz. Şimdi bu gibi programların ya da bizim bu bilim programları bu şekilde yaptığımız zaman şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz ve bazen bunu yapmasak mı acaba ya da nasıl yapsak diye düşündüğüm oluyor. Şu ki insanlar hemen bunun birdenbire kliniğe inmesini ve oradan da hatta sanayi atlamasını bekliyor. Şahane mesela bir şeyden bahsediyorsunuz, çok bir gelişmeden bahsediyorsunuz, bir herhangi bir hastalık gelip binlerce mail geliyor. Çocuğum da var, karım da var, kocam da var, kızım da var, annem de var, dedem de var. Ya insanlar çünkü bir umut arıyorlar rahatsızlıkları için. Bu da mesela nasıl yürüyor sistem? Bu ne zaman sizin bu çalışmaları kliniğe hangi düzeye geldiği zaman inmeye başlar ve orada ne zaman bu ele alınır? Ne zaman bu ilaç sanayinde veyahut da işte diğer başka ne bileyim işte tıbbi müdahaleyle bu genlerle oynanabilir, değişilebilir hale gelir? O sürecin o takvimi anlatabilir misiniz bize? Ya bu aslında gerçekten... Siz aslında iğneyle kuyu kazıyorsunuz. Tıkı 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 İğne ve daha kuyunun yani. Başındasınız. İğnenin yani. Ufak iğneyle uç baldız derler. Ya bu çok uzun, gerçekten çok uzun bir süreç ve çok fazla insanın çalışması gereken bir süreç. Biz mesela, ben temel bilimciyim. Biz daha çok dediğim gibi bu model organizmalarda mekanizmaları bulmaya çalışıyoruz. Ve bunu klinik çalışmacılar, insanlarda aynı şey, mekanizmaları çalışmaya çalışıyorlar. Ondan sonra eğer aynı mekanizmalar insan beyninde bulunuyorsa ve aynı şekilde çalışıyorsa çalışmaya da bilir. Yani onun her zaman öyle bir risk durumu var. Aynı şekilde çalışıyorsa genler, mesela leptinde olduğu gibi, çok güzel bir örnek. O zaman bu sefer işte hastalara bakıp, mesela obezite hastalarına bakıp onlarda bu genlerin fonksiyonunun bozuk olup olmadığına bakmak lazım. Ondan sonra tabii bunun zaten alacağı süre büyük bir süre. İlk mesela bir geni bulduysanız bir işte sinekte, önce sinekten fareye gideceksiniz, fareden insana gideceksiniz. Sonra bunu tabii tedavi yöntemi var. O da ayrı bir şey. Yani biz ya, bilim aslında çok kolaboratif bir sistem. Yani çok fazla insanın çalışması gerekiyor ve gerçekten ilaç firmalarıyla beraber çalışmamız gerekiyor. Çünkü zaten klinik çalışmaları yapan, finanse eden birçok sektörde ilaç firmaları. Ve obezitede mesela çok fazla yapılmış çalışma var. Mesela bir tane ilaç buluyorlar işte 1960'larda, 70'lerde. İsmini şu an hatırlayamıyorum. Bu ilaç gerçekten insanların iştahını kapatıyor. Ama yaşam zevkini de kapatıyor. Ve bunu mesela piyasaya sürmüşler. Sürdükten bir süre sonra çekiliyor. Çünkü bu sefer çok fazla büyük popülasta intihar artmaya başlamış. Bu tip şeyler var tabii dediğimiz gibi. O yüzden yavaş bir şey ama hani olmayacak diye de bir şey değil. Sadece çok fazla çalışmamız gerekiyor ve çok fazla finansın akması gerekiyor olaya. O yüzden de yavaş giden. Peki mesela şöyle şeyler oluyor mu sizin tarz araştırmalarda? Vardır. Gelirsin bir türlü ilerlemez. Birdenbire tak diye adım atlar. Yani bir uçurumun üstüne atlar. Yani
orada 100 metre var dersin daha oraya, pat bir adamla oraya geçirir. Böyle şeyler de olabiliyor mu? Tabii. Yani klinikte böyle örnekler var. Değil mi hocam? Ya çok oluyor. Yani bu belki en yakın örneği mesela bu aşıların bu kadar hızlı gelişebilmesi. Hı-hı. Ya da bir teknolojinin ürüne dönüşmesi. Mesela 30 senedir yavaş yavaş ilerleyen bir şey. Bir uygulama alanı açıldığında büyük bir patlama gösteriyor. Ya da yeni bir bilgisayar gelişmesi oluyor mesela, port diye bir şey çözülüyor. Veya bir hormonun mesela vücuda verdiğinizde faydalı olacağını biliyorsunuz. Fakat o mesela vücutta fazla yaşamıyor. Dakikalar içerisinde kaybolabiliyor. Bir biyokimyasal teknik gelişiyor. O mesela daha vücutta uzun süre kalan, etkili olan bir hale dönüşebiliyor. Bu çok basit bir şey de olabiliyor ama birdenbire uygulama sahası açılabiliyor. Yani şeyde tabii en çetin alan bu kronik metabolik hastalıklar. Yeni uygulama metotlarının gelmesi için ama geliyor ve çok etkili büyük gelişmeler de oluyor. Hı hı.